Hepinize selam arkadaşlar. Bildiğiniz üzere biz taşındık. Benim odamı düzenledik ve siz çok sevdiniz. Sıra abimin odasını yenilemekte. Ona sürpriz olacak. Şu an mışıl mışıl uyuyor. Evet arkadaşlar, hepinize selam. Şimdi Egemen'in odasını yenileyeceğiz. Çok güzel değişiklikler yapacağız. Çok güzel hediyeler aldık. Elif, o babanın hediyesi. Bu Elif Sinem'in hediyeleri. Bunlar. Bu Elif Sinem. Nasıl rengi baksana, tam abine göre. Güzel. Bu benim hediyem. Bir tane de aynı renk halı kestirdim. Çok güzel, böyle anne, peluş bir halı. İlk çok önce güzel halıyı olacak. Serelim. İlk önce halıyı mı serelim? Önce ne yapacağız anneciğim, halıyı sermeden önce? Şimdi geç bakalım. Evet arkadaşlar. Anne, bu ne ya? Erkek çocuğu gibi. Anneciğim ya, tamam işte aldık, ne yapalım ya. Şimdi Elifciğim burayı güzelce süpürgeyle süpürecek. Şimdi geç oraya, sonra Elif ilk önce dedik arkadaşlar halıyı serelim dedi. Aynen. Evet, doğru söylüyor. Önce halıyı serelim. Ayağımızın altı yumuş yumuş olsun. Anne, bir şey diyebilir miyim? Söyle anneciğim. Niye biz süpürüyoruz abi, süpürüyoruz? Sürpriz yapacağız ya anneciğim abine. Şimdi güzelce temizleyeceğiz arkadaşlar. Egemen kendi bilgisayarını kendisi kurmuş. Dur anneciğim, iki dakika çalıştırma. Ben onu güzelce çektireceğim başta. Kendi bilgisayarını güzelce kendisi kurmuş arkadaşlar. Çok güzel temizliğini yapmış. Aferin oğluma, tertemiz olmuş. Şimdi biz de eksik biblolarını tamamlayacağız. Sonra da hediyelerimizi açacağız. Yerleştireceğiz. Tertemiz oldu. Ser bakalım halısını. Odasıyla aynı renk olsun istedim. Böyle antrasit gri renginde. Anneciğim, küçücük halıyı sermekle cebelleşiyorsun ya. Hadi ser bakalım. Aa, seremedi. Yumuşacık peluş değil mi? Anneciğim dur, onu da çektireceğim. Kalk, onu da temizlemem lazım. Kalk, tozunu alalım. Evet arkadaşlar, nasıl olmuş ya? Tertemiz ol Elif. Ne yaptın bücür gibi? Bücür gibi yumuşak değil mi? Evet. Kalk anneciğim, kalk kalk kalk. Eğlenmenin zamanı değil. Şimdi arkadaşlar dur, bekle bekle. Evet, bunların hepsini atacağız. At bakalım onu. Hadi. Güzelce katlayarak atalım. Ay sen dağınıksın kızım ya. Bak ya, dağıttı. Bunu katlayarak dışarıya koyalım bari. Dur, yastığı taze dur. Yastığı ve nevresimi taze, onlar duracak. Ama değiştireceğimiz için bunları da değiştireceğiz. Güzelce katlayalım. Bu tertemiz anneciğim. Yeni değişti. Yeni takmıştım bunu zaten. Arkadaşlar işte bu. Uyku setini açacağız. Bu hediyeler en sona, tamam mı anneciğim? Hadi gel. Gel gel, orada açalım gel. Getir getir getir. Burada açalım. Ay, dur bakalım, ip varmış. Gördüğünüz gibi tek renk, koyu renk, tam bir genç odasına uygun. Güzelce yorganını aldık. Al anneciğim bu nevresimi. Bunu götür içeriye. Sonra da bakalım yastığı neredeymiş. Yastığı da onun içinde demek ki anneciğim. Oo, çok güzel bu ya. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. İşte hazır. Şimdi yorganı serelim. Evet. Bence çok güzel oldu ya. Koyu renk tam genç işi oldu. Hadi getir yorganı anneciğim. Sonra da arkadaşlar bura bittikten sonra hediyelik eşyaları açacağız. Getir anneciğim. Getir. Aferin kızıma. Kocaman yumuş yumuş bir yorganımız var. Bu da hazır. Şimdi dekorasyona geçelim. Hadi geçelim. Getir anneciğim. Koş. Bunlar önceki biblolar arkadaşlar. Dur anneciğim, süpürgenin parçasını çekeyim. Şimdi Elif Sinem, ay pardon anneciğim dur. Şimdi Egemen Rubik küp çok seviyor arkadaşlar. Rubik küpün böyle koleksiyonunu yapıyor. Hediyelerimiz birazcık ondan. Ama önce göster bakayım Elif. Onları şuraya dizeceğiz anneciğim, getir. Ya benim boyum yok. Şuraya dizeceğiz. Elif'in kendisine aldığı. Buraya dizeyim abim, kendisi yapar. Tamam olur. Şimdi kendisinin bibloları gibi Egemen'in de böyle küçük küçük minik minik bibloları var. Elif alınca böyle Egemen de kendine göre aldı. Küçük Singer Ball. Onu ben verdim. Anneciğim bunlar ayakta durmuyor ki. Bak şu hamburger duruyor. Bunu buraya koyalım. Sonra bakayım. Bak abime ne verdim. Abine bunu mu verdin? Çok tatlışmış. Dedene benziyor. O da güzel. Ver bakayım. Aa, şuna bak, uzaylı. Bunu da buraya koyalım. Evet. Patates kızartması. Çok güzel. Kola var mı kola? Yok ki. Kola vardı. İçine mi düştü acaba? Kola da vardı anneciğim benim bildiğim. Aa arkadaşlar bakın ne var. Böyle kafası sallanan köpek. Onu da şuraya koyalım şöyle. Çok güzel oldu. Bunlar önceki bibloları. Şöyle bir anahtarlığı var. Egemen şuraya asıyordu galiba önceki evde. Şu çok güzel. Şimdi dizdin mi hepsini? Aa patatesi şey bulamadık, kolayı. Şunun dibine. Aa burada burada Elif bak, buldum. Evet, bu da kolası. Ayakta aa, durabilenleri babam, buraya dizelim Elif'ciğim. Şey şuraya koyalım. Evet göster anneciğim onu.
Oraya neydi? Koymayacağız. Getir abin, olmaz orası. Dolabın üstü çok yüksek olur. Bu neydi? Baby Yoda. Baby Yoda'yı tam şuraya koyacağız arkadaşlar. Oy, bakışa bak ya. Şu parfümünü alalım, şuraya koyalım. Gemileri de nereye koyalım? Aslında gemileri de Baby Yoda'nın önüne koyalım. Şuraya. Oraya mı koyalım? Tamam. Dur yardım edeyim, ver anneciğim. Bunlar önceki biblolar. Hatta şu kutuları kapatmış olsun. Şöyle yapalım. Çok güzel oldu. Sıra geldi şuna. Pinokyo. Pinokyo'yu da şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Harika oldu. Hadi şimdi hediyelerimizi açalım Elif. Getir Mr. Day'dan aldığımız hediyeler. Bir de kitabımızdan aldığımız bir hediye var. Bunu yatağın üzerine koyacağım. Egemen'e sürpriz olsun. Göster bakalım. Aa, bu şey değil mi? Konuşunca tekrarlayan falan. Aa, düşürdüm. Düşürünce ayakta durdu. Tamam, onun yeri orası. Tamam elime, çok güzel durdu. Elif kendi yerini kendi buldu. Elimden fırladı arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Açmadın mı yoksa? Açtım. Şuraya basacaksın anneciğim. Buraya bas. Alo. Pili mi yok acaba? Annem pili. Galiba pili yok. Çantası da varmış. Şuna bak. Getir anneciğim. Evet, bunu da şuraya koyalım. Ay, çok güzel oldu. Bu da tamam. Kalemlikler. Ben bunları çok seviyorum. Böyle ofis işi çok hoşuma gitti. Bunları da şuraya koyalım şöyle. Güzel oldu mu Elif böyle? İşte bu. Bunu ben çok beğenerek aldım. Bakar mısınız? Aynı Harry Potter'daki baykuş gibi. Bunu nereye koyalım Elif? Asıl bunu buraya koysak, kulakları sığmadı. Aa Elif. Bu sığmadı kulakları. Nereye koyacağız biz bunu? Şuraya sığar mı? Ay, buraya sığdı işte. Geldim. Tamamdır. Arkadaşlar bu buraya oldu. Çok güzel oldu. Motoru. Böyle metal motor bir biblo. Çok güzel değil mi? Tam Egemen'in odasına göre. Bunu da buraya koyalım. Şöyle miydi? Şöyle miydi? Tamam. Elif. İşte Rubik küpler. Bozdun mu hepsini Elif? Bozma. Hayır, abin düzeltecek. Onları kendisi bozsun. Şöyle Rubik küpümüze şunu alalım anneciğim. Bu artık civcivli olmaz. Bu ne bu? Civciv değil. Sünger botmuş. Eyvah. Kırdım. Elif, kırdım. Ne yapacağım? Benim niye her şey elimden düşüyor gidiyor ya? Bir de bunu aldık. Bunu da buraya koyalım, sürpriz olsun. Şöyle koyalım. Şunları alalım anneciğim. Bunları bu bardağın içine dizelim. Rubik küpler burada olsun. Yapamadım abim yaptı. Şu kaktüs de ayakta durabiliyor. Bunu da buraya koyalım. Çok yapamadım, güzel. Yapamadım abim yaptı. Bu da mı ayakta duruyor? Hani bir şey diyeceğim. Ay, harika. Açma açma açma. Abin açsın. Ben ona yaptım sürpriz. Hepsini açtın ama Elif. Ya arkadaşlar, şu çok güzel Rubik küpü kırdım ben ya. Ya çok kötü oldu bu Elif. Diğer parçalar da yerde. Aç da benim gibi kırma, tamam mı anneciğim? Şu parçalarını da alalım arkadaşlar. Elif, Sinem, Egemen bunu yapar mı acaba? Ne dersin? Şöyle koyalım da. Şöyle. Rubik küp koleksiyonuna başka? Şunları kaldıracağız. Bunlar artık Egemen odasına uyumlu değil. Açamadın mı hala? Elif. Anneciğim dur, dişine bir şey olur, yapma. Ya. Ben sana dedim açma diye, bak. Bozma. Hayır, bozma. Elif, bozma. Arkadaşlar çok değişik bir Rubik küp bu. Yamuk yamuk, bozamazsın bunu. Ay, bozsan bile yapamazsın bunu. Tamam, bunu da öne koyalım şöyle. Ay, çok güzel oldu Elif. Evet. Şahane oldu. Bakar mısınız? Sizce nasıl oldu arkadaşlar? Ben çok beğendim. Şimdi şu hediyeyi açalım. Başka var mı bunun içinde bir şey? Yokmuş. Onu atıyoruz. Şimdi anneciğim şunu aç. Ben bunu çok beğendim. Okul çantası. Ve şapkası. Bu da benim. Tamam, hadi bay bay. Ben hayır, izliyorum. Onlar senin değil. Senin var. Sen pembe renkli aldın. Kromili aldın. Şuraya asalım mı? Asalım mı oraya? Yatağın üzerine koymayalım mı? Bak, hala burada içinde şey var herhalde. Çantaların içini dolduruyorlar ya. Onu da şuraya koy. Şuraya. Elif. Elif şuraya koy. Anneciğim şuraya koysana. Aa, bir dakika. Baykuşu nereye koyacağımızı buldum. Arkadaşlar şu baykuş buraya olmadı zaten. Şöyle alalım dikkatlice. Ağır da, biliyor musunuz? Bunu başucuna koyalım Egemen'in. Çok güzel oldu. Tamamdır. Sinem, başucuna koyabileceğimiz başka bir şey yok mu ya? Yok ama ben bunu kafamda taşıyacağım. Anneciğim, o çok ağır. Hadi koy onu.
Bunu da buraya koyalım şöyle, sürpriz olsun. Ver ver, düşüreceksin, kıracaksın. Bugün her şeyi kıracağız. Bunlar hediyeydi. Anne, sanki abim kitap kurdu. Çok güzel. Sanki abin kitap kurdu. Bence de o kuş abin olsun. Kitapların üstünde oturuyor, bilgisayar oynuyor. Yalnız Eli Sinem abin bilgisayarı çok güzel kurmuş, temizlemiş, halletmiş. Egemen'in neyi vardı anneciğim? Oyun kanalı. Egemen Demir diye oyun kanalı var. Bu ekipmanları tamamen o yüzden dizdik arkadaşlar. Egemen Demir kanalında takip ederseniz çok seviniriz. Abone olursanız. Şunu da şuraya koyalım. Burası da boş kaldı. Arkadaşlar, bize önerileriniz var mı? Buraya ne alabilir? Mesela küçük Baby Yoda'yı alalım mı buraya da koyalım? Küçük Baby Yoda'yı da buraya koyalım. Abi, şu köpeği oradan alayım. Orada görünmüyor. Bunu koyalım oraya. Anne, şöyle küçük. Şöyle daha güzel oldu. Evet, burada da arabaları var. Bak, Egemen koymuş onları oraya ama. Evet, güzel oldu. Gösterelim şöyle. Aa, minik harika araba. Harika oldu. Şu mavi minik arabayı versene. Elif, bu senin değil miydi? Benim değil. Aa, anahtarlı. Ben beyazı verdim ona. Beyazını verdin. İyi, bunu da sen al o zaman. Evet. Elif Sinem, şöyle bir bak bakayım nasıl olmuş anneciğim. Bence güzel olmuş. Bence çok güzel oldu. Puan verin şey arkadaşlar. Yapacağım. Anne. Ne oldu? Biliyor musun? Bazı kişiler bize abone olmamış. Yok anneciğim, olmaz olur mu hiç ya? Bizi izleyen herkes bize abone zaten. Olmamış. Hayır, öyle bir şey yok. Ben inanmıyorum. Değil mi arkadaşlar? Beni yalancı çıkarmayın. Aboneyseniz eğer yorumlara kalp atın. Ben de diyeyim ki Elif Sinem, al bu da sana kanıtı. Ama abone değiller. Abone olmayanlar mı varmış? Hmm. Ya Elif, deme ya öyle, kabus gibi. Evet arkadaşlar, şöyle gezdireyim sizi. Şöyle. Burası kitaplığı. Kitapları bunun içinde. Oda turu da yapalım. Burada boyaları var. Burada gözlük kutusu falan, kitabı falan var. Anne, ders kitaplarını buraya koymuş. Anne, ben buraya şeyle hep resim var. Hayır hayır, o boğaj boyu abinin etkinliği için o. Sakın açma onu. Tamam. Senin var bir ton. Geçen videoda arkadaşlar gördüğünüz bir sürü boyası var. Pinokyo'yu buraya koyduk. Kalemlikleri buraya koyduk. Mikrofonu, mouse falan hep kendisi ayarlamış. Ben ellemedim. Sonra gemileri buraya koyduk. Motorunu, arabalarını. Bunların içinde de bakayım. Kur'an-ı Kerim'i ben koydum oraya. Burada da burası boş. Ders notlarını koymuş. Burası Egemen'in elbise dolabı. Elbiseleri. Kız çocuğuna göre, şuna bak, koyduğuna bak işte. Ya görüyor musunuz ya? Erkek çocuğu olunca böyle oluyor ya. Ne güzel düzenlemiştim ben burayı böyle. Şuna bak, basmış içine. Anne, bir de şu ceketi. Burada da şuraya yazdıklarını koyduk arkadaşlar. Onu gösterelim mi? Senin okul albümün gibi bunu gösterelim hadi. Abin çok kızacak ama olsun, gel otur şuraya. Arkadaşlar, dur bekle, geliyorum, bekle. Buradasın. Dur bekle. Burada da Elif Sinem. Abim buraya ders kitaplarını koymuş. Kitaplık boş duruyor oysa ki. Demek ki burada rahat ediyor. Buraya da askı aldım. Askı nerede? Abine askı almıştım. Şunlar asılacaktı. Yok. Tam böyle gri renkte askı aldım. Her şeyin rengi uyumlu olsun diye. Yalnız çanta çok güzel değil mi arkadaşlar? Şöyle kapatayım. Çok güzel. Şapkayla birlikte çok tatlış oldu. Şimdi Egemen'in küçüklüğüne bakıyoruz. Bak bu. Egemen burada 4. sınıfta, biliyor musun Eli? Nasıl? Evet, bak burada benimle çekindi. Çok güzel değil mi? Çok yakışıklı ben buradaki burada. Öğretmenim. Egemen'in küçüklüğü, Egemen'in ilkokul öğretmeni. Anne, eskiden okul tişörtleri böyle miydi? Evet, eskiden mavi önlük giyiyorlardı o okulda. Hala mavi önlük giyiyorlardı anneciğim. Bak. Şimdi burada da Egemen böyle oturduğu yerde poz abi verdi. Şu pozu da ben verdirdim Elif. Nasıl? Ya abi. Bu pozu ben verdirdim. Bir de annesiyle tek çekinen öğrenci Egemen'di. Çünkü ben oğlumu o güzel günde yalnız bırakmadım. Bak. Arkadaşlar, şimdi durdurun videoyu. Hemen buraya göster. Gösterdim. Durdurun videoyu. Sonra hemen... Egemen'i bulun. Şeyi alın, yok. Şey. SS mi? Ekran kaydı alın. Sonra çizin orayı, bizi Instagram'dan açın. Ya süpersin Elif. Arkadaşlar, Elif Sinem doğru söylüyor. Şimdi bunu şöyle göstereyim size. Dur, şöyle ışık yansıması olmasın. Burada Egemen'i bulan Instagram'dan bize atsın arkadaşlar. Hadi bakalım görelim. Instagram adresimiz Elif Sinem YouTube. Hala abone olmayanlar varmış. Ben hala ona üzülüyorum şu ben an. Ben de hala ona. Kız bunu kaldıralım. Kız bu anı. Çok güzel bir anı. Bunu da böyle yapmışlardı. Seninki ne güzel albüm şeklinde. Bunu niye böyle oduna tahtaya yaptılar bilmiyorum. Hadi gel vedalaşalım. Arkadaşlar, abone olmayı dinlemez böyle. Arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar, hala abone olmayanlar var mı? Ay Elif sustum. Bir de lik atmayanlar olmuş. Lik, lik mi, like mı? Lik atmayanlar. Lik, Elif Sinem lik dediği için lik yazsın.
bırakmamışlar. Evet anneciğim ya, atarlar, sen merak etme, biz onları çok seviyoruz. Al Elif ağlıyor. Hadi ağlatmayın kızımı.